Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Modalverben und ihre Alternativen. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, önceki derslerimizde de bu konu başlığıyla başlamıştık değil mi? Birçok modal fiili gördük. Şimdi de wollen modal fiilinin alternatiflerini göreceğiz. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar, bu gruba vorhaben fiilini görüyoruz. Vorhaben bir şey yapmak üzere bir işe koyulmak için kullanabiliriz. Yani niyetinin olması diyebiliriz aslında güzel Türkçe'de. Beabsichtigen, bu da gene aynı anlama gelmiş oluyor. Bestrebt sein, evet bir şey için çabalamak gibi düşünülebilir arkadaşlar. Bu da gene bu grup içerisinde değerlendirilmesi gereken fiillerden. Die Absicht haben keza öyle arkadaşlar. Die Absicht haben ve beabsichtigen, bakın burada isim haliyle karşımıza çıkarken haben ile beraber burada eylem olarak karşımıza çıkıyor. Ancak yine de aynı grup içerisinde değerlendiriliyor. Die Intention haben, bu da gene niyetinin olması diye güzel Türkçe'ye çevrilebilir. Bu grubun haricinde arkadaşlar, demek ki bu grubu wollen'in alternatifi olarak düşünebiliriz. Bunun haricinde arkadaşlar, burada den Wunsch haben, isteğin, arzunun olması gibi ya da Lust haben, hevesin olması gibi değerlendirilebilir. Bakın bunlar da gene wollen'in alternatifi olacak olan yapılar. Bunun haricinde arkadaşlar, sich weigern, bir şeyi reddetmek anlamında kullanılıyor. Yani bir şeyi istememek anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla wollen'in alternatifi kapsamında sich weigern'ı da değerlendirebiliriz. Dilerseniz bunları doğru telaffuzuyla bir tekrarlayalım. Hemen ardından örnek cümlelerle pekiştirelim. Wollen, wollen, vorhaben, vorhaben, beabsichtigen, beabsichtigen, bestrebt sein, bestrebt sein, die Absicht haben, die Absicht haben, die Intention haben, die Intention haben, den Wunsch haben, den Wunsch haben, Lust haben, Lust haben, sich weigern, sich weigern. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Die Wissenschaftler wollen sich intensiv mit Computern und künstlicher Intelligenz beschäftigen. Öncelikle bir anlamlandıralım. Die Wissenschaftler ne demekti arkadaşlar? Die Wissenschaftler, bilim insanları demek değil mi? Intensiv, intensiv yoğun olarak değil mi? Yoğun olarak. Computern, adı üstünde zaten, bilgisayar. Künstliche Intelligenz, yapay zeka. Demek ki yapay zeka neymiş? Künstliche Intelligenz demekmiş. Sich beschäftigen, evet bu da refleksif bir fiil. Meşgul olmak, ilgilenmek anlamında. Demek ki cümlemiz ne diyor? Bilim insanları yoğun olarak neyle ilgilenmek istiyorlarmış? Bilgisayar ve yapay zeka ile ilgilenmek istiyorlar. Şimdi burada arkadaşlar wollen modal fiilini görüyoruz. Bu wollen modal fiili olmadan bunu aynı cümleyi nasıl yorumlardık? Bir bakalım. Vorhaben değil mi? Vorhaben ne demek? Planlamak, yapmak, bir şey yapmak için niyet etmek de diyebiliriz güzel Türkçe'de. Dolayısıyla ilk cümleye baktığımızda vorhaben'ı görüyoruz. Die Wissenschaftler haben vor. Bakın, bilim insanların şöyle bir amaçları var. Şöyle bir şey istiyorlar değil mi? Sich intensiv mit Computern und künstliche Intelligenz zu beschäftigen. Bakın arkadaşlar, ne olmuş? Bilim insanlarının şöyle bir niyetleri var, şöyle bir istekleri var gibi değil mi? Haben vor, sich intensiv mit Computern und künstliche Intelligenz zu beschäftigen. Bakın burada zu plus infinitif devreye giriyor değil mi? Onların bilgisayar ve yapay zeka ile meşgul olma amaçları var,
hedefleri var gibi, istekleri var gibi düşünebiliyoruz. Aynı şekilde biz vorhaben beabsichtigen, bunu da kullanabiliriz. Beabsichtigen, niyetinin olması anlamında, değil mi? Bu kapsamda da wollen'in alternatifi olarak da değerlendirilebilir. Dolayısıyla die Wissenschaftler beabsichtigen de pekala ne yapabiliyormuşuz diyebiliyormuşuz. O zaman die Wissenschaftler beabsichtigen sich intensiv mit Computern und künstliche Intelligenz zu beschäftigen denildiğinde gene aynı anlamı veriyor. Hangi anlamı veriyor? Demek ki bilim insanları yoğun olarak bilgisayar ve yapay zeka ile meşgul olma amaçları var, değil mi? Öyle bir planlama, öyle bir istekleri var demiş oluyoruz. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, bestrebt sein, evet bestrebt, azimli olmak, çalışmak, istemek anlamında arkadaşlar. Çok arzulamak anlamında. Streben, bir şey için uğraş vermek anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Bu da gene bu kapsamda değerlendirilebiliyor. Dolayısıyla die Wissenschaftler sind bestrebt, sich intensiv mit Computern und künstliche Intelligenz zu beschäftigen. Bakın, bestrebt sein birlikte kullanılıyor. Dolayısıyla ben bunu die Wissenschaftler'a göre yorumladığımda ne olacak? Sind bestrebt, değil mi? Çünkü çoğul konumunda, çoğul durumda olduğundan dolayı sind bestrebt. Dolayısıyla die Wissenschaftler sind bestrebt, sich intensiv mit Computern und künstliche Intelligenz zu beschäftigen. Bakın burada zu plus infinitif, değil mi? Zu beschäftigen, bunu mutlaka devreye sokuyoruz. Zu'yu, değil mi? Çünkü zu plus infinitifi gerektiriyor. Bakın burada die Absicht haben, ne diyebiliriz? Güzel Türkçe'de az önce söylediğim gibi niyetinin olması. Die Absicht haben, az önce ne gördük? Beabsichtigen, bu da niyetinin olması. Ancak burada eylem olarak karşımızdayken burada isim olarak karşımızda die Absicht haben neyin yerine geçmiş? Beabsichtigen yerine geçmiş. Bakın herhangi bir anlam kayması yok. Öğeler gene yerli yerinde duruyor. Sadece ne ile beraber kullanılmış? Haben ile birlikte kullanılmış. Dolayısıyla die Wissenschaftler haben die Absicht. Bakın, bilim insanların şöyle bir niyeti var. Ne gibi bir niyeti var, değil mi? Yoğun olarak bilgisayar ve yapay zeka ile ilgilenme, değil mi? Onunla meşgul olma niyetleri var derken demek ki ne diyecekmişiz? Die Wissenschaftler haben die Absicht, sich intensiv mit Computern und künstliche Intelligenz zu beschäftigen diyecekmişiz, değil mi arkadaşlar? Die Absicht haben yerine ben başka ne diyebilirim arkadaşlar? Die Intention haben da pekala diyebiliyorum. O zaman ne diyeceğim? Die Wissenschaftler haben die Intention, sich intensiv mit Computern und künstliche Intelligenz zu beschäftigen dediğimde herhangi bir anlam kayması olmuyor arkadaşlar. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı şöyle bir toparlayalım. Demek ki wollen, bakın, die Wissenschaftler wollen sich intensiv mit Computern und künstliche Intelligenz beschäftigen. Ne yapmak istiyor bilim insanları? Intensiv neydi? Yoğun, değil mi? Yoğun olarak bilgisayarlarla, mit Computern und künstliche Intelligenz, yapay zeka ile beschäftigen, meşgul olmak istiyorlar. Ne yapıyormuşuz demek ki arkadaşlar? Wollen'e attığımda bunun alternatifi neymiş? Vorhaben. Ne olacak o zaman? Die Wissenschaftler haben vor, sich intensiv mit Computern und künstliche Intelligenz zu beschäftigen. Vorhaben yerine ne kullanabiliyormuşum arkadaşlar? Beabsichtigen kullanabiliyormuşum. Başka? Sind bestrebt, değil mi? Neydi? Azimli olmak, çalışmak, o uğurda, değil mi? Uğraş vermek gibi de düşünülebilir. Haben die Absicht, değil mi? Niyetinin olması demek. Die Absicht haben yerine
beabsichtigen de diyebiliyormuşuz demek ki. Ya da ne diyebiliyoruz arkadaşlar? Die Intention haben şeklinde de ne yapabiliyormuşuz? Wollen'i, alternatiflerini, değil mi, devreye sokabiliyormuşuz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Wissenschaftler wollen sich intensiv mit Computern und künstlicher Intelligenz beschäftigen. Die Wissenschaftler wollen sich intensiv mit Computern und künstlicher Intelligenz beschäftigen. Die Wissenschaftler haben vor, sich intensiv mit Computern und künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Die Wissenschaftler haben vor, sich intensiv mit Computern und künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Die Wissenschaftler beabsichtigen, sich intensiv mit Computern und künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Die Wissenschaftler beabsichtigen, sich intensiv mit Computern und künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Die Wissenschaftler sind bestrebt, sich intensiv mit Computern und künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Die Wissenschaftler sind bestrebt, sich intensiv mit Computern und künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Die Wissenschaftler haben die Absicht, sich intensiv mit Computern und künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Die Wissenschaftler haben die Absicht, sich intensiv mit Computern und künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Die Wissenschaftler haben die Intention, sich intensiv mit Computern und künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Die Wissenschaftler haben die Intention, sich intensiv mit Computern und künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Sonraki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Die Schüler wollen mehr Zeit für sich haben. Gayet anlaşılır bir cümle, öyle değil mi? Ne diyor? Öğrenciler mehr Zeit, daha çok zaman istiyorlar für sich haben, değil mi? Kendileri için daha çok zaman istiyorlar dediğimizde demek ki die Schüler wollen mehr Zeit für sich haben demiş oluyoruz. Bu nasıl bir fiil? Modal bir fiil değil mi? Wollen. Şimdi wollen olmadan da olur muydu? Evet, olurdu. Bunun alternatifi ne olabilirdi? Den Wunsch haben. Den Wunsch, der Wunsch neydi arkadaşlar? İstek, arzu anlamındaydı değil mi? Dolayısıyla öğrenciler isterler diyecek olursak ne diyeceğiz? Die Schüler haben den Wunsch. Evet, böyle bir istekleri var. Böyle bir arzuları var. Neymiş? Mehr Zeit für sich zu haben. Bakın burada da zu plus infinitif devreye giriyor. Wollen düşmüş. Bunun yerine haben den Wunsch yapısı girmiş devreye. Dolayısıyla die Schüler haben den Wunsch mehr Zeit für sich zu haben demiş oluyoruz. Bir sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Bir sonraki cümle ne diyor? Die Kinder wollen mal wieder im Park spielen. Evet, anlaşılır bir cümle. Ne diyor cümlemiz? Çocuklar ne istiyorlar? Wollen mal wieder, bir kez daha gibi diyemeyiz de. Yani diyebiliriz belki ama tekrar diyeceğiz. Buradaki mal pekiştireç olarak düşünmeliyiz arkadaşlar. Mal wieder, tekrar ne isterler? Parka gitmek isterler değil mi? Parkta oynamak ister çocuklar dediğimizde demek ki Die Kinder wollen mal wieder im Park spielen. Çocuklar parkta oynamak isterler demiş oluyorum. Dediğim gibi mal wieder ne yapmış oluyor? Bu cümleyi pekiştirmiş oluyor. Şimdi bu wollen olmadan da ne yapabiliriz? Bu cümleyi kurabiliriz. Alternatifi ne? Lust haben, istemek, heveslenmek anlamında değil mi? Die Kinder haben Lust, bakın istiyorlar dediğimizde, Die Kinder haben Lust, mal wieder im Park zu spielen, değil mi? Çocuklar yine parkta oynamak isterler dediğimde demek ki Die Kinder haben Lust, mal wieder im Park zu spielen demem gerekiyor. Demek ki zu plus infinitifi unutmuyoruz arkadaşlar. Ve son örneğe geldi sıra arkadaşlar. Burada das kleine Mädchen wollte die Entscheidung der Mutter nicht akzeptieren cümlesini görüyoruz. Das kleine Mädchen, küçük kız,
Kız çocuğu wollte die Entscheidung karar. Die Entscheidung der Mutter, annenin kararını evet nicht akzeptieren. Akzeptieren neydi arkadaşlar? Kabul etmek değil mi? Kabul etmek istemiyordu demiş oluyorum değil mi? Çünkü burada ne var? Modal fiilim değil mi? Ancak geçmiş zamana göre wollte oluyor. Dolayısıyla küçük kız çocuğu annenin kararını kabul etmek istemiyordu dediğimde demek ki das kleine Mädchen wollte die Entscheidung der Mutter nicht akzeptieren demiş oluyoruz. Şimdi burada wollte'yi çıkarttığımızda ne yapabiliriz? Sich weigern, bakın refleksif bir fiil olan sich weigern yani reddetmek değil mi anlamına gelmiş oluyor. Demek ki sich weigern wollte'nin yerine değil mi alternatifmiş. Dolayısıyla cümlemiz ne diyor? Das kleine Mädchen weigerte sich die Entscheidung der Mutter zu akzeptieren. Bakın burada arkadaşlar fark ettiyseniz zaten reddetmek başlı başına kendi içinde bir olumsuzlama olduğundan dolayı burada yukarıdaki cümlede nicht akzeptieren kullanmıyorum. Bakın oradaki nicht'i kaldırdım. Onun yerine ne geldi? Zu plus infinitiv. Dolayısıyla zu akzeptieren onu ne yapmış oluyor? Olumsuzlamış oluyor. Dolayısıyla küçük kız çocuğu annenin kararını red ediyor demiş oluyoruz. Dolayısıyla das kleine Mädchen weigerte sich die Entscheidung der Mutter zu akzeptieren demiş oluyoruz. Bakın burada demek ki arkadaşlar wollen'in birçok başka alternatifi varmış. Mesela ilk örnekte olduğu gibi değil mi? Wollen neydi? Zaten başlı başına wollen istemek demek. Dolayısıyla den Wunsch haben istemek, arzu etmek anlamına gelen den Wunsch haben şeklinde yorumlanabiliyormuş. Wollen diğer türlü ne olabiliyormuş? Lust haben, heveslenmek, istemek anlamında kullanılabiliyormuş. Bir başka form, wollte nicht derken değil mi? İstemiyordu, dolayısıyla ne yapıyordu? Red ediyordu derken sich weigern formunda kullanılabiliyormuş. Ve bunlar ne oluyor dolayısıyla? Wollen'in, tabii bir önceki panoda da görmüş olduğumuz wollen alternatifleri demek ki bunlar wollen'in alternatifleri oluyormuş. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Schüler wollen mehr Zeit für sich haben. Die Schüler wollen mehr Zeit für sich haben. Die Schüler haben den Wunsch, mehr Zeit für sich zu haben. Die Schüler haben den Wunsch, mehr Zeit für sich zu haben. Die Kinder wollen mal wieder im Park spielen. Die Kinder wollen mal wieder im Park spielen. Die Kinder haben Lust, mal wieder im Park zu spielen. Die Kinder haben Lust, mal wieder im Park zu spielen. Das kleine Mädchen wollte die Entscheidung der Mutter nicht akzeptieren. Das kleine Mädchen wollte die Entscheidung der Mutter nicht akzeptieren. Das kleine Mädchen weigerte sich, die Entscheidung der Mutter zu akzeptieren. Das kleine Mädchen weigerte sich, die Entscheidung der Mutter zu akzeptieren. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde modal fiil wollen'in alternatiflerini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.